We now invite you to listen to part 5, the question and answer section of Supreme Master Qinghai's illuminating lecture, Pacifying the Mind, given on November 20, 1999, in Istanbul, Turkey. Yes, please. Sorunun biri şöyle, meditasyona kendimi tam verebilmek için ne yapmalıyım? How do I concentrate completely in meditation? Oh, that I will show you. I'll show you later. Bunu size daha sonra göstereceğim. We have to sit still together. I show you how to be still first. Okay? Önce birlikte hareket etmeden sakince oturabilmeyi öğreneceğiz. Once you still your constant chatting mind, everything else God takes care. Zihninizdeki sürekli konuşmaları bir kere susturabildiniz mi, Tanrı zaten size yolu gösterecektir. But there is a way to still the mind. There is a way. Ama zihni dindirmenin, dinlendirmenin de bir yolu vardır. Yes. God exists so that we can know Him. There is a way to know. We just forget. Tanrı vardır ve var olmasının bir nedeni de onu tanımamızdır. Bunun onu tanımamız için de bir yol vardır. If we exist, it's because we have a father, a physical father, and it's good that we know who our father is. Now we want to know. Bu dünyada var olabildiysek fiziksel bir babamız da var olduğu içindir ve aynı şekilde o babamızı da tanımamız bizim için iyi bir şeydir. Shall I ask the other question? Yes, yes, anytime. Continue. Yes. Tanrı ile buluşabilme dediniz. Bunu en pratik nasıl gerçekleştirebiliriz? What is the shortest way to meet with the Creator? Yeah, I found it. That's what I want to tell you. after. İşte daha sonra size anlatmak istediğim bu. There is another question here. How did you meet first? Siz nasıl buluştunuz? Anlatabilir misiniz? I went to the Himalaya and met the person who had known this way, and he showed me, and then I could show you. Himalayalara gittim ve bana bu metodu öğreten biriyle karşılaştım. Ben de size bu metodu öğretmek istiyorum. Sizin metodunuzda et yenilmeyecek diyorsunuz, fakat bütün dinlere baktığımızda eti yasaklayan bir kural yok. Bu metodunuza ters düşen bir durum değil midir? In no religion they forbid eating meat. Does that not oppose your teaching? In which religion? In no religion. Oh. Do you read the Quran again? Kur'an'ı tekrar okuyun, tavsiye ederim size. It says you don't eat meat. Kur'an'da et yemeyin der. Yes, please. Konuşmalarınızın bir bölümünde Yaradan'ı babamız olarak söylediniz. Bu sözcük sakıncalı değil midir? How can you say father? Isn't that blasphemy? How can you say father to God? Oh, okay. Then I say mother. All right. İsterseniz anne de diyebilirim. Well, in our human language, we have two sexes, female and male, and most of religion address father, God as a male. So I go along. I don't want to contradict you. But it's not a he, it's not a she, it's a God. Birçok dini yazıtta Tanrı'dan erkek olarak bahseder. Ben de o yüzden babamız dedim. O aslında ne dişidir ne erkektir, o Tanrı'dır. God can be a he, God can be a she. Yaratan hem erkektir hem dişidir. God is everything. According to what has shows me, that's everything. Her şeydir. Yes. Bana gösterdiğine göre her şey. Thank you. Öldükten sonra başka bir insanda dirilme olayını açıklar mısınız? Nasıl oluyor da ölen bir kişinin ruhunun kimde dirildiğini biliyorsunuz? How can the soul after death relive in another person? How can you tell who he, she was before? Yes. Sometimes when we were very young, like from the age of, you know, when we first born until the age of 3, or 4, sometimes we remember the past existence. And that's the only way you can tell yourself if you remember. Nobody else can prove it to you. If you don't remember, it's okay. No need
Because God says, take care of today is enough. No need to worry about the past and the future. Genellikle çocuklar 4 yaşına kadar geçmiş yaşamlarını hatırlarlar. Ama bunu hatırlayabilecek tek kişi sizsiniz, başka birisi değil. Hatırlamıyorsanız da sorun yok. Yaradanımız, siz bugününüzü halledin, geçmiş önemli değil der. Sometimes we as a part of God come down to this world again and again to have different things to do, different experience, and this all right because God can do everything. God can send back again, or God doesn't send again. So when we are sent back again for special purpose, we say that we come back. Yeah. Bazen çeşitli deneyimler yaşamak için tekrar tekrar dünyaya geliriz. Bu Yaradan'ın elinde olan bir güçtür. Bizi isterse geri gönderir, isterse göndermez. Gönderiyorsa yapmamızı istediği şeyler vardır. But actually there is no such thing as coming back. Because we never go anywhere. We are always with God. We are always with God. We are never away from God. It's just sometimes we are too distracted by physical survival. We lost contact. That's all. So whenever we say we reincarnate, that doesn't mean really reincarnation. It's just a different jump in a long, long eternal life process to have different experience in different department of God's creation. Aslında geri dönme diyemeyiz çünkü hiçbir zaman aslında babamızdan ayrı değiliz. Hep onunla birlikteyiz. Sadece reenkarnasyon dediğimiz şey süre gelen bir şeyde yaptığımız sıçramalardır. Just like we go from Europe to Asia, we go from Turkey to Egypt, from Egypt to Israel, Israel to South Africa. Yes. Aynı şekilde ülkeden ülkeye, işte Türkiye'den Mısır'a, Mısır'dan Güney Afrika'ya gitmek gibi gezeriz. Our life is a constant change, constant re-experience and recreating what we want to know. Yaşamımız sürekli bir değişimdir. Öğrenmek istediklerimizi öğrenmek için sürekli bir değişimden ve deneyimden geçmektir. And the soul doesn't mean reincarnate in a body. The soul covers a body. Or envelop a body, or embrace a body, or a physical anything being, in order to experience in a different dimension. So when we leave one physical being or one pole and go to another, we call that death or reincarnation. Actually, it's not. The soul is always free. And the soul can go from one place to another, one body to another, anytime. So the soul is not inside the body actually. Aslında ruhumuz bedenimizin içinde değildir. Bedenimiz sadece bir kılıftır. Belli boyutlarda gezebilmemiz için bize gereken bir elbisedir. Aslında ruh istediği her yerde, istediği şekilde bulunabilir, gezebilir. That's why all the Bibles told us that we are part of God because we are never apart from God. We just choose to cling to one subject or another in order to have a different identification, a different experience that we call this is Mr. So and So, Mrs. Qinghai, Mrs. Smith, Mr. John. Aslında hiçbir zaman Tanrı'dan ayrılmayız. Yaradan'la hep bir bütünüz. Fakat bazı şeyleri deneyimleyebilmek için çeşitli kimlikler ediniriz. You see, can you? Did I make myself clear? Oh, okay. I explain açık again. Oldu mu acaba? Biraz daha açıklamam gerekir mi? It's difficult, but this. Also easy. Look, for example, okay, just example. Suppose God is a big whole being like this. Big one. Okay. Varsayalım, yaradanımız büyük, kocaman bir şey. Okay. Bir varlık. And in this God whole being has encompassed everything, all the things that has created. Bu kocaman varlık içinde yarattığı her şeyi içeren bir bütünlüktür. Or not yet created. Ya da yaratılmamış olan her şeyi içeren. Oh, everything compact in there. That is God. Okay? Her şeyi right. İçeren işte odur. Yaradandır. And then within this there are different things that has created already. Bunların içinde yeah. De zaten çoktan yarattığı değişik şeyler vardır. Okay. Here now.
Now in order to be individualized, one part of God occupies this, another part occupies that, another part occupies this. Okay? Değişik, bu yüzden değişik kimlikler alabilmek için yaratanın bazı suretleri, mesela bazısı kalem olmuş, bazısı tükenmez, okay, bazısı kurşun kalem olmuştur. So the part of God that is surrounding this yellow paper calls himself a yellow paper. And the part of God that is in the vicinity of this red pen calls himself a red pen. Yaratanın o kırmızı kalemde, kalemdeki gücü kendisine kırmızı kalem demektedir. Ötekisi de kendisine sarı kağıt demektedir. All right. You understand? Şimdi anlaşıldı mı? Okay. But all is enveloped inside God. All is God, nothing else. Ama her şey yaratanın içindedir. Yaratanın kendisidir. Oh sorry love. Including the devil that you have asked me. Ve bana sorduğunuz şeytan da buna dahildir. Yes. He is there to tell us don't do this. Do this. Şeytan bize bunu yapma, şunu yap demek için buradadır. He is there to make you strong. By resisting him, you strong. If you listen to him, you have to try again. Sizi kendisine direnmenizi sağlayarak güçlenmenizi sağlar. Onun görevi de budur. So you sit there, God envelops you. You are Mr. John. I sit here, I am all God envelop myself to call myself Mr. Whatever, Mrs. Whatever. For example. Çevreleyen yaradan mesela sizin için Mr. Smith'tir. Beni çevreleyen yaradan da. All right. So that's why all the religions tell us that we are one. We are an essence of God. We are part of God. We are God. İşte bütün dinler bunun için bize yaradanın özü olduğumuzu, yaradanın parçası, sureti olduğumuzu söyler. Yes. Easy, huh? So this thing come and go, destroy, but the God is the same all the time. Ben bunu yok etsem bile yaradan yine aynı yaradandır. This thing is red, this thing yellow, but the God all the same, this one always the same. Bu kırmızıdır, bu sarıdır ama yaradan hep aynıdır. All right. Did I make myself understood? Anlaşılabiliyor mu acaba? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. So the reincarnation never really occurs. Never. Aslında reenkarnasyon diye bir şey yoktur. Çünkü hep aynı varlık var olmaktadır. Just you see, the God Almighty power always exists, never dies. But this thing may die, may kaput, damaged. And then so the God here is empty. Oh, and then he probably move around within this God and then occupy this one and become yellow paper. Yani bu kırmızı kalem yok olup ölebilir ama yaradan asla ölmez. Yes. Okay, thank you. Oh yes, every day. You can. Evet, bunu yapabilirsiniz. Her gün yapabilirsiniz. Çok kolaydır. A lot of people who I show them how to do it, they see too. Father is always there. Why don't we see him? Onlara yolunu gösterdiğim kişiler de Yaradan'ı görebilir. Yaradan hep oradadır. Niye göremeyelim ki? Okay, you don't see, but if you sit there, can I see you if I look at you? Of course I can see you, but if I look over there, of course I don't see you. We don't look. That's why we look in a different direction. I tell you where to look and you see God. Very simple. Siz orada oturuyorsunuz. Ben size baktığımda sizi görürüm ama başka tarafa baktığımda elbette sizi görmem. İşte biz bakmayı bilmiyoruz. Ben de size bunu öğretmek istiyorum.